DBP, HDP, sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün dostlarla beraber, bileşenlerle beraber afetin yaşandığı ilk günden itibaren merkezi koordinasyon görevlendirmeleriyle afetin yaşandığı 10 ilde görevlendirmeler yapıldı ve bunların görevlendirmeleriyle beraber Kürdistan ve Türkiye'de bulunan bütün kuruluşların aslında partimizin bulunduğu bütün yerlerde çağrılar yaptık. Gönüllülerle birlikte afet bölgesine geldik. Elbette doğal olarak yaşanılan bir afet, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Coğrafyamızın verdiği aslında fay hatların geçtiği bir yer. Ama bizim bölgeye gelip illere dağılmamızdan sonra gördüğümüz şu ki buradaki insanlar, buradaki hayat kaybedenler depremden kaynaklı değil, ihmal ve aslında yok sayımdan kaynaklı hayatını kaybetti. Bugün neredeyse 9. günündeyiz. Bizler bir haftadan fazladır sahadayız. Adıyaman bölgesindeyiz. Adıyaman bölgesine yeni geldiğimizde de kentin neredeyse yerle bir olduğunu net bir şekilde gördük. Buraya geldiğimiz süre zarfında devletten yana hiçbir girişimin ve hiçbir arama kurtarma çalışmasının olmadığını da gördük. Acil ihtiyaçlar nedir? Temel ihtiyaçlar nedir? Bunlar için hızlıca organizasyonlar kurduk. Bizim yaptığımız koordinasyon çerçevesinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda dışarıdan gelen ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Enkaz ekibimiz bütün diğer enkazlarda gözlem ve kurtarma noktasında ihtiyaçlar neyse bunlarla gönüllü olan arkadaşlarla birlikte sahaya çıkmaya başladılar. Aynı zamanda yemek ve gıda tahsil etmek, yani insanlara ulaştırmak için yine gönüllü olan arkadaşlarla beraber ev ev, köy köy, ilçe gezip ihtiyaç gidermeye çalıştılar. Ve bugün burada da gördüğünüz gibi bir çadır kent oluşturmaya çalıştık. 3 gündür burada gönüllü olan arkadaşlarla beraber kendi imkanlarımızla aslında dışarıdan gönüllü olan ve bu halkla dayanışma ağını oluşturan kişilerin yaptığı yardımlaşmayla beraber buralarda çadır kentler oluşturduk. İşte çadır kenti oluşturduğumuzda da insanların yoğun bir talebi var. Çünkü Adıyaman kentinde dışarıda kalan insanlar halen çok fazla ve insanlar kendi araçlarıyla boş arazilerde aç ve barınma imkanı olmadan dışarıda kalmak zorunda kalıyorlar. Bugün bu insanlar bu kadar şeyi yaşarken aslında bütün argümanlarını savaşa ve ranta yatıran bir sistemin algısı, bir sistemin varoluşudur. Çünkü burada AKP'nin iktidarlığını yaptığı, MHP'nin ortaklığı yaptığı bir anlayıştan bahsediyoruz. Bugün bütün ekonomisini savaşa yatıran bir sistem böylesi bir afet yaşandığında eli kolu bağlanıyor. Çünkü ekonomik noktasına bir çöküşe gidiyor. Ve biz bugün burada net gördük. Bu iktidarın, bu sistemin enkaz altında kaldığını, buradaki insanların tepkisinden de burada yaşanılan aslında olaydan da net görebiliyoruz. Bizler buraya geldiğimiz günden beri bütün engellemelere rağmen, enkaza gidip şiddete uğramamıza rağmen, aslında çalışmamıza bir saldırıyla cevap vermelerine rağmen bizler halk gönüllüleri olarak aslında dayanışma ağımızı güçlendirecek olan yerel yapımızla beraber yine burada bir halk örgütlenmesiyle birlikteliğimizi artırarak çadır kentlerde aslında imkansızlığı imkanlı hale getirdik ve imkansızlıkla kendi çalışmalarımızla bugün burada bir dayanışma ağını büyüttük ve yaşam alanı oluşturmaya devam ediyoruz. Ama tabii bildiğiniz üzere salgınlar ve böylesi durumlarda hijyen noktasında da dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için bir sağlık ekipmanı oluşturuldu. Tabipler Birliği ile beraber burada sağlık çadırımız ve doktorların gelişiyle, onların güç vermesiyle bu alanda önceliğimiz olan sağlık çadırları da oluşturuldu. Aynı zamanda yine burada yeme ve içme ihtiyacını karşılamak için yemekhane de oluşturuldu. Ve buraya gelen insanların sosyal alan olarak ele aldığımız, hem çocuklar için spor aktiviteleri hem insanlar için spor aktiviteleri dediğimiz sosyal alanı da oluşturduk. Yani burası yeniden inşa diyebileceğimiz, aslında insanların tüm yaşam alanı oluşturabilecek bir hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani tüm imkanları seferber edip en iyi haliyle nasıl yaşam alana çevirebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Güzel.